I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Nereye gidiyoruz? Mağaraya. Nereye? Mağaraya. Antalya'dan çıkışta 190. kilometrede. Konya'da 170-180 kilometre kala. Yani tam ortasında sayılır. Tınaztepe Mağarası. Antalya'dan Konya'ya geçişte. Yolunuzun hemen üstünde sağ tarafta kalıyor güzergahınızın. Özel bir şirkete ait. Buradaki bir dinlenme tesisine ait. Mağara. Türkiye'nin en uzun mağarası olarak geçiyor. 22 kilometre. Gezilebilir alanı ise 1300 metrenin üstünde. Diğer taraflar tabii gezilebilir olarak açılmamış daha henüz. Mağaraya yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşten sonra ulaşıyorsunuz. Böyle patika yolları var işte. Görüyorsunuz. Biraz spor yapmak gerekir. Yağlarımızı eritelim. Mağaraya giriş 8-18 yaş arası. 8 lira. Yetişkinler ise 10 lira. Kişi başı olarak şöyle bilet veriyorlar size. Aşağıdan, gişeden. Gişenin olduğu bölümde hediyelik eşya alanları var. Mağaranın içinde daha önce gelmiştim ben. Orada da çeşitli hediyelik eşyalar satıldı. Küçük işletme var. İçerisi 9 derece. Yazın ve kışın 9 derece. Artı 9 derece. Bundan dolayı çocuklarla girdiğinizde yanınıza bir kıyafet almanızda fayda var. İçeride ani bir düşte 9 dereceye inecek. Bu da özellikle çocuklarda. En azından hızlı bir şekilde değişim olacak. Hava değişimi küçük sağlık sorunları oluşturabilir ya da soğuk algınlığı alabilir çocuklar. Gerek yok. Tınaztepe Mağarası dünyanın en büyük mağaralarından bir tanesi. 1580 metre gezilebiliyor için. 22 kilometre uzunluğunda. Ve mağaranın son bölümü 64 metre iniş. Onun dışında hep yatay mağara. Son derece rahatlıkla. Tutuyorum babacığım elini. Rahatlıkla gezebileceğiniz bir mağara. Görüntüsü bu. Dışarıdan görüntüsü. Önünde sanki büyük bir kamyon varmış gibi bir görüntü gözüküyor. Bu mağara 2004 yılında özel bir tesis tarafından vatandaşların ziyaretine açılmış. Tabi ülkemizde sadece Kültür Bakanlığı'na, Turizm Bakanlığı'na bağlı değil. Bazı mağaralar özel kişilere ait. Onlar ya da özel şirketler işletiyor mağaraları. Örneğin Karataş Mağarası Antalya'da da. Enteresan bir mağaradır. Çamuruyla da ünlüdür aynı zamanda. Bu da bir iş adamı tarafından işletilmekte. Yani bazı turizm tesisleri ve özellikle bu tür mağaralar özel şirketler tarafından korunuyor. Bir taraftan para kazanıyorlar, bir taraftan da halkın ziyaretini açıyorlar. Biletleri gösteriyor muyuz? Göstermeye gerek yok değil mi? Teşekkür ederiz. Burada ne var? Hediyelik eşya var. Mağara nereden gözüküyorsa o tarafta. Ha, buradan mı başlıyor mağara? Tamam. Hediyelikleri kaldıracağız, hep öyle zannediyorlar. Öyle mi? Nedir bu? Ne burası peki? Mağara. Yok yok, buradaki ufak tefek bir şey satacağız. Ha, ondan dolayı. Zorbayı kaynatmamız lazım. Öyle zannediyorlar dediniz, ondan dolayı söylüyorum. Genelde öyle zannedip 20 yıllar öbür yana gidiyor. Ha, öbür tarafa gidiyor. Ondan dolayı. Tamam. Burası sanki evet hediyelik eşya aynen dükkanı gibi gözüküyor. Doğru. Kolay gelsin. Tamam. Utkan. Hangisinde? Hayır. Oğlum ahşaba her yerde var. Gel. Gerçekten. Mağaranın içerisine girdiğinizde. Ne o? Evet. Ya mağaraya geldiğimizde niye oyuncaklar koyuyorlar girişi? Çocukların dikkatini dağılıyor. Söyleyelim de koymasınlar bundan sonra. Hadi gidiyoruz. Önce mağarayı görelim, sonra oyuncaklara bakacağız. Bırakalım onları.
Bırak, bırak onları. Bırakalım. Bize ait değil ama bırakıyoruz. Lütfen bırakır mısın? Hadi mağaraya gidiyoruz Utkan. Toprakcığım önden lütfen sen. Bize mihmanlık yap. Hayır Utkan'cığım bırakıyoruz. Çok güzel ama hayır bırakır mısın? Bize ait değil bunlar. Evet bırakıyoruz. Evet mağaraya gidiyoruz. Evet şimdi mağaranın kokusunu aldık. Hatırlıyorsun değil mi? Gelmiş daha önce. Evet daha önce biz buraya gelmiştik. Evet. Bekliyoruz şimdi. Üzerimizi giyelim. Gerçekten çok soğuk içerisi. Etkilenmeyin. Bekleyin. Mağara dedikleri gibi 9 derece aniden soğuyor. O yüzden özellikle çocukların üzerinde bir şey almakta fayda var. Tabii mağaranın girişinde sigara içmek, yani içinde sigara içmek, kuru yemiş yemek yasak ve kameralarla tabii gözetleniyor mağara. Mağaranın oluşumu hakkında aslında biz burada mağarayı gezmeye geldik. O oluşumu hakkında çok fazla bilgi vermeyeceğim çünkü ona da ben de sahip değilim bu bilgiye. Ama güzel geldiği zaman enteresan, yatay dedikleri gibi upuzun bir mağara. Bakalım nereye kadar gideceğiz? 1 kilometre gider miyiz? Hayır tabii ki gidemeyiz. Hemen hemen çünkü göreceğiniz şeyler aynı. Aydınlatılmış, soğuk bir atmosfer, taşlar. Mağara oluşumunu tamamlamış gözüküyor zaten belli ki. Herhangi bir su damlası görmüyoruz. Yani yaşayan bir mağara değil, oluşumunu tamamlamış gözüküyor. Küçük küçük minik minik sarkıtlar var yıllardır. Bu sarkıtlar tabii ki burada gözüküyor. Şöyle ne kadar korkunç gözüküyorum şöyle. Evet. Öleceksiniz. Neredesiniz? Buradayız. Küçük bir korku filmi çekmeye ne dersiniz? Bence korku filmi başarısız olur. Bakın baba kamera var. İşte baba kamera. Evet, yukarıda kamera var dediğiniz gibi. Tabii yerlerde nem var, doğaların nem olması. Çünkü yerin altındasınız. Bu kadar nem olacak tabii ki ama yukarıda dediğim gibi herhangi bir şekilde su damlacıkları gözükmüyor. Ay baba damlacıkları gözüküyor ama biraz önce benim elime su damlası düştü. Çocuklar, yıl 2019. Sizin de ülkemizdeki bu tarihi ve doğal güzelliklerdeki birikimleriniz zihninize yerleşsin diye bu tip yerlerde sık sık gezintilere çıkıyoruz. Bazı yerler çünkü yaklaşık 1 metre yüksekliğinde özellikle boyu uzun olanlar dikkat etsinler. Yazmayı çok seviyoruz mağaralarımıza. Gördüğünüz gibi insanlar aşklarını kazımışlar. Ne yazmış bir tanesi? Serhat, Eren, Simay buradayım yazmış. AK yazmışlar kalp içerisinde. Tarihimize zarar vermek de bazen üstümüze yoktur. Evet, burada yol ikiye ayrılıyor. Bence yukarıya çıkalım. Soldan mı gitsek, sağdan mı gitsek? Bu yol hangi yola gidiyor? Nereye gidiyor? Burası nereye gidiyor? Mağaranın içerisine girdiğinizde yollar ikiye ayrılabiliyor. Ayrılan noktalarda bazı bölümler merdivenle yukarı doğru yaklaşık 150-200 metre yukarı doğru çıkıyor. Tabii çıkmaz sokak. Mağaranın içini gezmek amacıyla bu tür alanlar yapmışlar.